alınan kararları biz burada arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. Genel olarak sayın basın mensupları, bizim ilk ve öncelikli vazifemiz seçimin demokratik ortamda ve güvenlikli bir şekilde gerçekleştirilmesidir. İlçe kaymakamları ve benim tabii ki biraz sonra ayrıntısını görüşeceğimiz tarihlerde seçim hakimimizin yönetiminde ilimizde iradenin, seçmenin iradesinin sandığa yansımasının yollarını açacağız. Açmalıyız. Birinci vazifemiz bu. İkincisi de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunun çizdiği çerçeve içerisinde bize verilen görevleri ve yetkileri kanunun ve seçim kurulundan gördüğü süreye kadar ilçe mülki idare amirleri olarak ve il mülki idare amirleri olarak ben kullanacağım. Ben bir süreden sonra da seçim hakimimizin nezaretinde seçim çalışmaları devam ettireceğim. Bu itibarla bu toplantının da hem ilçelerimize hem il merkezimize hayırlı olmasını diliyorum. Şöyle uygulama yaptık. İlçelerde basın mensupları dinlenmesi için söylüyorum. İlçelerde de bu benzeri toplantı gerçekleştirildi. Seçim güvenliği toplantısı. Biz ise merkezde ne yaptık? Bundan yaklaşık 3-4 hafta evvel, ne zamandı Sayın Noyat, il başkanlarını çağırdığımız toplantı? 31 Aralık'ta efendim. 31 Aralık'ta seçime katılacak siyasi partilerin il başkanlarını da davet ederek gene jandarma komutanımızın, emniyet müdürünün bulunduğu Sayın Başsavcım ortamda seçimin gene güvenlikli bir şekilde yönetilebilmesi konusunda bir genel toplantı yapmıştık. Bu seçime katılacak siyasi parti il başkanlarının olmadığı ama genel olarak işin kamu tarafının bulunduğu bir toplantı şeklinde cereyan edecek. Bunları da sizlerle paylaşmış olayım. Bundan sonrası artık bizim kapalı oturumda yapacağımız toplantılar olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Soruları olan varsa sayın basın mensuplarından onları alabiliriz. Değerli arkadaşlar. Buyurun efendim. Tanıyalım sizi arkadaşlar adınızdan.